أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresindeyiz. ...116. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 116. ayet. Geldik Enam suresi 116. ayete. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle yine Resulüne hitaben, tabi ilk başlangıçta, özelde ona hitaben, yukarıdan beri gelen ayetlerde de zaten Resulullah muhatapların ilkidir. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündekilerin, arzdakilerin, yerdekilerin çoğuna itaat edersen diye başlıyor ayet-i kerimede. Yani insanların sözünü dinlersen, insanların çoğuna itaat edersen, boyun eğersen şeklinde bir girişi var ayetin. Eğer öncesiyle olan ilgisine geri dönersek, Resulullah'ın hatırlarsanız muhataplarıyla bir süreci vardı. Kendisini çok yordukları, illa mucize diye tutturdukları, mucize gelirse kesin kes iman edeceklerine dair var güçleriyle yemin ettikleri, böylece müminleri ve peygamberi etkisi altına aldıkları ve bu argüman üzerinden Resulullah'a yönelik güçlü bir düşmanlık geliştirdikleri bir vaka var sahada. Ve Allah Azze ve Celle'nin buna karşı duran ve mucize göndermeyen, bunları hakkı göz ardı eden kimseler olarak niteleyen, o mucizeleri gönderse bile, ki geçmişte gönderdiği örnekler var, gönderse bile bunların iman etmeyeceklerini iddia eden, ancak ne var ki bizim bunu sezmediğimizi bize bildiren Yüce Yaradan var. O kendi hükmünü, mucize gönderse şayet gönderdiklerinde de öyle yapmış. Bunların gönüllerini ve basiretlerini mucize sonrası ters yüz edip ilk iman etmedikleri noktaya geri çekmiş. Ve onları taşkınlıkları içerisinde yüzüstü bırakmış. Bu Cenab-ı Hakk'ın kendi hükmü böylece yönetti süreci. Ve o kadar iddialı ki melekleri de indirse, ölüleri de konuştursa, istedikleri her şeyi karşılarına çıkarsa bile onların iman etmeyeceklerini söylüyor. Çünkü iman ancak Allah Azze ve Celle'nin iznine bağlı. Bu peygamber karşısında ondan gâh mucize talep eden, gâh başka şeyler öne sürerek
belli argümanlar geliştiren ner, yanı sıra cinlerle de bir toplulukla belli kişiler üzerinden temastalar. Cenab-ı Hak bu tür düşmanlıkları ve şeytanlıkları insanlardan ve cinlerden bir grubun yine ancak Allah Azze ve Celle'nin tanıdığı bir fırsat ile yapabildiklerini ve istisnasız bütün peygamberlerde böyle bir karşı şeytan grubunun, kombine grubun varlığını haber verdi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla buna karşı diren, sebat et, buradan gelecek olan söylemler seni rahatsız edecektir ama direnmelisin. Bunlar belli argümanlar geliştiriyorlar. Seni rahatsız edebilir, peki niye direniyorum, anlamı ne? Senin için rahatsız edeceğim ama ahirete iman etmeyen kimseler üzerinde etkili bunlar. Böylece o ahirete iman etmeyen kimseler bu kişilerin cinlerle müşterek yaldızlı sözleri üzerinden elimine ediliyorlar. Onların kalpleri buna kayıyor. Kimlerin? Ahirete iman etmeyenlerin kalbi. Yani bizim açımızdan rahatsız edici olsa da biz direnmeliyiz, bilmeliyiz ki aramızda ahirete imanı olmayan kimseler bu söylemler üzerinden ayrılıyorlar. Ayrılmak zorundalar. Allah Azze ve Celle adeta bir mıknatıs gibi onları görünürde şeytanların, insanların ve cinlerin şeytanları peygambere düşmanlık yapıyor görünümündeler. Cenab-ı Hak neyi icra ediyor? Onların bu söylemleri üzerinden ahirete iman etmeyenleri müminler arasından teker teker eliyle koymuş gibi eleyip çıkarıyor. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ Razı olsunlar, buna fit olsunlar. Böyle söylemler olmazsa peygambere yönelik düşmanlık maksadıyla peygamberin etrafında bulunan ancak ahirete imanı bulunmayanları kim elimine edecek, ayıklayacak? Cenab-ı Hak bunları ayıkladığını söylüyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin hükmü, bunu kitabında tafsir etmiş ve mucize bekleyenlere Cenab-ı Hakk'ın hükmü budur. Kitap elinizdedir. Allah Azze ve Celle konuları tafsir, fasıl fasıl ortaya koymuştur. İman etmek için bunlar yeterlidir. Mucizeye gerek yoktur. Kitabı kendine verilenler onun Allah'tan olduğunu bilecek durumdadırlar. Yani ayrıca bir mucize ihtiyacı kesinlikle söz konusu değildir. Eksik kalıyor, bir de mucize olsa iman edecekler yanılgısını Cenab-ı Hak reddetti. Böyle bir şüphe içerisinde asla bulunma. Bunlar onun Allah'tan olduğunu biliyorlar diye elçisini rahatlattı. Sonra önceki ayet, Rabbinin sözü tas tamam, doğrulukça ve adaletçe tas tamam olmuştur. Bunları mağdur ediyor falan değil, kesinlikle böyle düşünme. Allah'tan başka bir hakem bulamazsın. Gidip bu süreci de değiştiremezsin. Ben böyle yöneteceğim dedi Cenab-ı Hak süreci. Sonra da dedi ki bunların sözlerine itaat ede nereye kadar? Bugün mucize isterler. Yarın başka bir şey isterler. Öteki gün başka bir şey isterler. Ben sana bunlar gerçeği bilmiyor da bu istekleri üzerinden öğrenmek istiyor değiller demiyor muyum? Bunlar inatlaştıkları için senin önüne her defasında bir eşik çıkarıyorlar. Bunu da atla yapalım, bunu da atla yapalım. Bunun peşini kovalarsan Hazreti Musa'nın İsrailoğullarındaki durumu ortada. Netice olmadığını geçmişteki örneklerden gör. Dolayısıyla Resulünü Cenab-ı Hak milletin gönlünü yapmaya, onların kasemlerinin gerçek olduğunu sanmaya ve böylece bunlardan ötürü Allah Azze ve Celle'den bir şeyler beklemeye girişmekten nehyetti. Dedi ki bunların gönlü etmeye kalktığında sürecin sonunda seni yolundan çıkarırlar. وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündekilerin çoğuna itaat etsen يُدِلُّوكَ seni saptırırlar عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan. O günkü toplumda bunlar Resulullah'a yönelik böyle bir davette tabi hemen tribünler buna katılıyorlar. Evet biz de iman ederiz, biz de iman ederiz. Melek gelse tabii ki görsek seninle beraber
sana eşlik ettiğini, seni desteklediğini, Mekke'nin etrafı düzlense, tarım arazisine dönüştürülse, bahçeler, nehirler aksa aralarından, senin altından bir evin olsa, göğe yükseldiğini görsek, kesinlikle iman ederiz. Bu Mekkelilerin talepleri ve benzerleriydi. Bunu ileri süren ve cinlerle teması bulunan belli adaveti yüksek mele dediğimiz önden giden takım olsa da topluma bu yayıldığında toplumda bir nakarat şeklinde çoğalıyor. Herkes aynı yerden vurmaya başlıyorlar. Artık müminler ağzını açacak olsa size bir şans tanıdık. Nerede mucize? Yani o günkü Mekke'de ne yaşandığını düşünmek adına bunları böyle seslendiriyorum. Tabii çoğu artık nakarat gibi üzerlerine gelince müminlerin hepsi bundan rahatsız oldu. Cenab-ı Hak da kestirip attı. Bu benim hüküm böyle dedi. Başka hüküm verecek aranızda başka bir hakem mi var? Yok. Dolayısıyla süreç böyle devam edecek. Bunlar gerçeği bile bile göz ardı eden tiplerdir. وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَشَلُونَ وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündekilerin çoğuna itaat etsen, yani bunu şablon edinirsen kendine, bugün bunu istiyorlar, yapalım. Dolayısıyla da yol alalım gibi sanarsan böyle olmaz. Herkes bunu söylüyor diye bunun hakikat olması gerekmez. Mekke'de herkes bu söyleme takılmış, herkes müminleri buradan sıkıştırıyor veya çoğu kişi müminleri buradan sıkıştırıyor diye onları haklıymış gibi görmeyesin. Ve bize Cenab-ı Hak önemli bir ilke öğretiyor. Hak illa çoğunluktan yanadır diye bir şey yok. Biz bunu reddettik. Hakikat yükselen parmak sayısıyla, ortaya konan oy sayısıyla, rey sayısıyla değildir. Bu illa gerçeğe işaret edecek diye bir şey yok. Dolayısıyla hak ile batılın hiçbir zaman böyle sayılar üzerinden tespiti diye bir ilke olamaz. Böyle bir yöntem de olamaz. Bunun rey'e sunulması ve oya sunulması düşünülemez. Hak haktır, batıl batıldır. O sebeple bunun bir demokrasi olarak takdimi de düşünülemez. Böyle şeyler oylanamaz. Ne oylanır? Kim yönetsin bunu oylayabilirsiniz. Falancalar yönetsin, onların bir yoğurt yiyişi vardır. Filancalar yönetsin, onların bir yoğurt yiyişi vardır. Bunu oylayabilirsiniz ama ilkeleri oylayamazsınız. Bir adamın insanlık hakkını oylayamazsınız. İki kere ikin dört mü etsin, beş mi etsin diye oylayamazsınız. Demokrasi dediğiniz şey oralara kadar uzanmaz. Oyladınız, iki kere ikin beş çıksın diye, beş çıksa iki kere ikin yine dört eder, beş etmez. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarının belirlediği şeyler müminler açısından kesindir. Bunları kalkıp oyla başka türlü yapamazsınız. Çoğunluk bir şekilde oy çıkarsa bile yine Cenab-ı Hakk'ın doğruları doğrudur ve yanlışları yanlıştır. Dolayısıyla Batı'da bir akım demokrasi, liberalizm ile birlikte anladığından onlar her şey buradan çıkar diyorlar. Ve bunu en üst yere koymuşlar. Dolayısıyla din merkezli doğrular da yanlışlar da burada ölçülür ve tartılır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Eğer bu liberalizmle yoğrulmuş veya iç içe giydirilmiş bir demokrasi anlayışı her şeyi içine alıyorsa, ihate ediyorsa ve sadece buna demokrasi deniyorsa biz bunu reddederiz. Ama demokrasi dediğiniz, koyduğunuz sandıkla kim yönetsin, Ahmet mi Mehmet mi, bu konuda ihtilaf çıkmasınsa bunun bizce hiçbir sakıncası yok. Hatta biat ile eşleştirirsek normal bir şey olarak da görebiliriz. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Ensardan bazı kimselerin, Hazreti Peygamber'den sonra kim yönetsin noktasındaki tartışmaları bunun gibi bir şeydir. Ama ne üzere yönetsini tartışmadılar.
Çünkü ne üzere yönetecek? Elbette ki doğrular üzerine yönetecek. Hak üzere yönetecek. En temel öğrendiğimiz doğrular başta Rabbimizin buyrukları. Sonra elçisinin bu manada uygulamaları. Bunlarla çatışacak bir şeyi çoğunlukla da çıkarsak müminler için kabul edilemez. Söz gelimi hanımefendiler başlarını setretsinler mi etmesinler mi diye bir oylama olamaz. Bu o insanın inanç hürriyetiyle alakalıdır. Temel hakkıdır. Başka herhangi bir temel hak da böyle bir oya açılamaz. Dolayısıyla bu manada seçimler yahut halk oylamaları ve benzeri şeyler zaten belirli olan hak ve batıl anlamında fix olan şeyler üzerinden olamaz. Müreccih olan, yani öylesi de olabilir, böylesi de olabilir. Söz gelimi köye su getirilecektir. Dağdan boruyla mı getirilsin, yoksa su kaynakları üzerinden mi yapılsın? Her ikisinde bir maliyeti vardır. Bir taraf bunu dağdan getirmek suretiyle yapmayı daha tercihe şayan, daha stratejik, daha uzun vadeli vesaire planlar açısından uygun görmektedir. Diğerleri de berikenin daha kısa vadede çözüm, daha az maliyetli vesaire. Bunlar birbirleriyle çok tartışabilirler. Sonra bunu bir referandum konusu yapabilirler, bir halk oylaması konusu yapabilirler. Şu şekilde bir yöntemle mi yönetilelim, bu şekilde bir yöntemle mi yönetilelim? Bunların hepsi olabilir şeylerdir. Allah Azze ve Celle'nin birine hak, diğerine batıl dediği bir boyutu yoktur bunların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı itibariyle müminler bu anlamda tamamen kendi ihtiyarları üzere, ne yapacakları üzere açık bir alanda rahat bir tartışma içerisinde buldular. Çünkü Resulullah o anlamda ne getirdiği vahiy ile, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, ne de yönlendirdiği uygulamaları ve sözleriyle bir belirleyici rol almadı. Allah Azze ve Celle sadece وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ buyurdu. İşleri kendi aralarında istişare iledir. Müminler istişare ile hareket ederler. İstişare de esasında bu manada re'ylerin paylaşımıdır, görüşlerin paylaşımıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çoğunluğu itibariyle Hazreti Peygamber'inkine benzer bir yönetim sergiledi. Yani tek kişi üzerinden kendisinin çevresiyle istişare ettiği ama kararı kendisinin aldığı bir yönetim tarzıydı. Hazreti Ömer'de belli değişimlere yol açtı. Çünkü büyüdü devlet. Divanı kurdu Hazreti Ömer söz gelimi. Daha farklı bir yönetim sergiledi. Ama çoğunlukla yine tek kişi merkezliydi. Dolayısıyla duruma göre bir yönetim şekli, biçimi keşke kim yönetsin noktasında daha Resulullah'ın vefatı anı itibariyle bir tartışma yaşanırken, ki açık tartışmaydı, bir keşke katılım sağlansaydı. Çünkü istişarede katılım esastır. Ki bugün demokrasi açısından ne diyor? Katılımcı demokrasi. Katılım çok önemli. Yani belli, düşünün ki ülkenin belli bölgelerinde seçime gidiyorsunuz, bazı bölgelerinde seçime gitmiyorsunuz. Ne fitne yaratır? Diğer insanlar bizim söz hakkımız yok mu diyecekler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den sonraki o hadisede bir eksik boyut varsa katılım boyutu tam sağlanamadı. Dua edelim ki Ensar daha çabuk davranıp da erkenden sonuç almamışlardı. Hazreti Ebubekir ve Ömer koşarak yetiştiler. Yani onların katılımı da son anda sağlandı. Keşke orada şu geride kim var, hani görüşü muteber, bunu bir tellal üzerinden haberdar edin de toplansalar denseydi muazzam bir şey olacaktı. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ayeti daha yaygın karşılık bulacaktı. Yani katılımcı olacaktı. En çok önemsediğimiz, orada olmasını beklediğimiz, asırlardır bir fitneye yol açan durum neydi? Hazreti Ali'nin bulunmayışı.
Hazreti Ali'nin bulunması sağlanacaktı. Bakınız, bir katılım eksikliği yıllarca, ufak o gün için ufak bir gönül koyma yıllar sonrasına geniş sahalarda karşılık buldu ve ümmet içerisinde ayrı bir kitleye yol açtı, ayrı bir ne diyelim fırkaya yol açtı. Dolayısıyla bunlar hassas konular. Cenab-ı Hak ve emruhum şura beynehum da bunu özetlemiş. Müminlerin işleri, adı mümin olan herkes o istişarede hak sahibidir. O en azından davet edilir, katılmazsa kendi bileceği bir şeydir. Ama görüşü varsa, konuşma istediği şey varsa söylemelidir. Bu bir, oradaki eksiklik. İki, orada bu biat gerçekleştirilirken, bu yönetici kim olsun seçilirken, bir defa rahat idiler, herhangi biri olabilir. Bu çok muazzam bir şey. Dolayısıyla bunun bir dini boyutu yok. Böyle bir yüceltilecek bir tarafı yok. Müminlerin seçimiyle olabilir. Bildiğin sandığı ortaya koydular. Görüşler ortaya kondu. Daha kalabalık bir fırka, grup başka birine yönelseydi o müminlerin emiri olarak veya halife olarak seçilecekti. Bunun bir sandıktan hiç farkı yok. Bu manada yani liberalizm boyutunu katmazsak demokrasi düşmanlığı anlamsızdır. Hele hele İslam adına yapılacak, yani böyle sandığı küfür görecek, oylamayı küfür görecek, seçimi küfür görecek bir anlayış, mantıktan yoksun bir anlayış. Ama hakları ve batılları oylamaya kalktığınız zaman bu kez de asıl mantıksızlığı o zaman yapıyorsunuz. İki kere ikinin dört ederi oylamış gibi oluyorsunuz. Ama böyle kesin belirgin olan şeyler dışında içtihadi olan şeyleri elbette ki oylayabiliriz. Sonuca nasıl gideceğiz? Bizim her konumuz akla kara kadar belirgin mi? Oturuyoruz bir sürü şey konuşuyoruz. Biz ayetle ilgili meal yaptığımız zaman şu kelimeyi mi bu kelimeyi mi kullanalım dediğimiz zaman muhayyer kalıyoruz. Burada oyluyoruz bazen. O da olur, o da olur ama hangisi daha isabetli dediğimiz zaman, yani bunun adına demokrasi derseniz demokrasi, oyluyoruz yani. Küfür mü işliyoruz? Elimizde başka bir şey kalmıyor. Her iki kelimenin de, her iki kullanımın da saatlerce tartışıyoruz. Kim ne kadar ikna oldu, ne kadar fazla kişi de karşılığını buldu diye oyluyoruz. Bu anlamda oylamaya, bu anlamda seçime, sandığa yönelik bir düşmanlık, hele İslami argümanlarla tümüyle cehalet ürünüdür. Ama çoğunluktan her zaman isabet çıkar mı? Çıkmayabilir. Ama içtihadi olan, öylesi de olur, böylesi de olur konularda Ahmet de yönetebilir, Mehmet de yönetebilir. Çoğunluk kimden yanaysa o yönetsin, iyi bir tercihtir. Diğerlerini susturuyorsa, fitneyi önlüyorsa bu muazzam, güzel bir şey. Nitekim Hazreti Ali de orada olaydı ve sözünü söyleyeydi. Ancak kalabalıklar Hazreti Ebubekir'den yana yöneldiğinde Hazreti Ali bu alınganlığını göstermezdi, hoş olurdu. Kim bilir, içinde hep ben orada olsaydım insanlar beni tercih ederdi düşüncesi belki içini kemirdi durdu, bilmiyoruz. Ama bir gönül koyduğu açık bir gerçeklik yani. Neredeyse 6 aya varan bir zaman diliminde Hazreti Ebubekir'e biat etmedi. Ta eşi vefat etti. Sonra artık insanlar biat etmeyen adam diye ötekileştirmeye başlıyorlardı ki Hazreti Ebubekir'i çağırdı. Hazreti Ömer gitmedi dedi. Hazreti Ebubekir gitti. Hepimiz insanız. Evet, çok kahraman bir şahsiyet. Resulullah'ın amcasının oğlu. En zor günlerde imanı, cesareti Bedir yaranından. Ama demek ki usulde hata yapmayacaksın. O zaten istemez. Bu işlerde gözü yoktur demeyeceksin. Davet edeceksin. Onun da fikrini vesaire. Yani insanların konuşması, görüşlerini seslendirmesi iyi bir şeydir. Boşalmaları, konuşabilmeleri, fikirlerini ortaya koymaları iyi bir şeydir. Susturmaları iyi bir şey değil. Herkes fikrini söylesin.
Yeter ki böyle bir ölçüye, yani sonuçta sayacağız arkadaşın. Ahmet mi yönetsin, Mehmet mi? Ya bu konu şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Yani müminler hiçbir kanun, kural çıkaramazlar. Kanun yapmak küfürdür gibi bazılarında algı var. Sanki onlar bir devlet kursalar, kanunlar çıkarmayacaklar sanki. Yani biz bir sürü kanunumuz var. Hiç şer-i şerifin önüne arkasına değmez. Çöpler mesela ne zaman toplansın? Belediyelerle ilgili kanunlar, dünya kadar kural koyuyoruz. Ve bunların hepsini değiştirebiliriz. Öylesi de olur, böylesi de olur kanunlardır. Azami surette adaleti sağlamaya, Cenab-ı Hak adaleti emrediyor. Tibyan da çok özlü bir fasıl açmış, adaleti emrettiğini söylüyor. Eğer adalet daha adaletli olacaksa çöpler gece toplansın. Efendim insanları rahatsız ediyor, gündüz toplaması daha uygun. Değiştirilebilir, daha isabetli bulunuyorsa. Bunun için belediye meclislerinde oylanabilir. Ya bir örnek veriyorum ama dünya kadar bizim meselemiz var bu manada oylayabildiğimiz. Ama birisi kalkar da içki içilebilsin mi, içilemesin mi? İçki artık müminler açısından mübah sayılsın gibi bir dini koyunu oynamaya kalkarsa saçmalamış olur. İçki haramdır. Bir şeyin haramlığını oylayamazsınız. Allah Azze ve Celle onu yasaklamıştır. Diğer haramlar da hepsi öyledir. Biz müminler açısından bunların oylanması gayri kabildir. Bütün meclisleri faizin meşru olduğunu söylese, müminler açısından faiz hala Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Ve bütün müminler yasaklanması için görüşlerini hep söylerler ve kendi hayatlarında bundan imtina ederler. Ve hep olabildiğince de devlete yönelik bu taleplerini devam ettirirler. Son derece barışçıl bir şekilde. Onların bu yüksek talepleri ve yüksek sesleri elbette karşılığını bulmalıdır. En azından onlar kendi dünyalarında ve kendi paralarında, kendi içtimai hayatlarında böyle bir şeyi talep etmiyorlarsa onlara bu fırsat açılmalıdır. Nihayet yeni yeni açılıyor. Yani geçenlerde baktım Ziraat Bankası, Halk Bankası, bunlar belli açılımlar yapmışlar. Faizsiz süreçlere adımlar bile çok önemli. Hani orada ne kadar faizsiz, ne kadar adı faizsiz olan bile ne kadar bunu başarabiliyor. O ayrı bir teknik konudur ama bu girişimler çok önemli şeylerdir. Dolayısıyla hani çokluğu her zaman doğrusunu vermez. Önce doğru olup olmadığı tartışılırsa, zaten doğru veya yanlış ise bunu hiç oylamazsınız. Bu tür konular oylanmaz. Ama doğru ya, öylesi de doğrudu, böylesi de doğrudu. Cenab-ı Hakk'ın bize helal sahada genişçe bıraktığı o kadar geniş bir dünya var ki, öylesi de doğru, böylesi de doğru, fark etmez, canı nasıl istiyorsa yap dediği Cenab-ı Hakk'ın. Hem bireysel alanda hem toplumsal alanda helal dairesi çok geniştir. Evet, mübah olan alan çok geniştir. Bu mübah olan alanda, yani duvarı boyayacağız. Bizim burada ne kırmızıya boyalım, ya kırmızı boğar burayı, işte açığa mı oylayabiliriz. Nihayetinde öyle de olur, böyle de olur. Bari çoğunluğun dediği olsun dediğimiz yerdeyiz. Ahmet de yönetebilir, Mehmet de. Ama bari çoğunluğun dediği olsun dediğimiz yerdeyiz. Ve bu anlamda gerçekten en iyisi demokrasi. Tarih boyunca bakın. Bugün için en iyisi bu anlamda demokrasi. Çünkü belli bir dönem sonuç sağlıyor. Diğer insanlar susuyorlar. Diyor ki onlar çıktı, onlar yönetsinler. Heveslerini sonrakine bırakıyorlar. Hazreti Peygamber sonrası o günkü şeyde bir şey daha olsaydı, o da o günkü şeyin yani o gün Hazreti Ebubekir'i seçen iradenin bunu azletme yetkisine de haiz olduğunu keşke unutmayalardı. Bir yetkidir ki ölümüne devredilmiş gibi anlaşıldı. Gün gelip de sıkıntılar yaşandığında aynı o topluluk, o halk, o müminler kalabalığı toplanıp da yetkiyi geri alma yetkisinin kendilerinde olduğunu hatırlayamadılar. Ve sistem kör düğüm oldu. Hazreti Osman zamanında yaşandı bu ve cinayete yol açtı. Halbuki kitleleri rahatlatacaksa, beğenilmeyen icraatlar varsa onlar da
helal haram çizgisinde değil. Yani Hazreti Osman'ın ailesine yönelik bazı tasarrufları, haram olan şeyler değil, vali atayacak akrabalarından çoğunlukla atamaya güven duyduğu için kayırma diyemeyiz de. Ama halk, kalabalık halk kesimlerinde beğeni bulmuyorsa, sesler yükseldiyse keşke bunu yani geri alabileceklerini bilselerdi. Ölünceye kadar beklemenin bir manası yok. İşte bu eksiklikler tarihte belli tıkanmalara ve sorunlara yol açtı. Yoksa bunun temeli itibariyle onlar adını demokrasi demiş, biz bunu onlardan çok çok önce uygulamışız. Hazreti Ebubekir'in hangi irade Hazreti Ebubekir'i o koltuğa oturttu? Müminlerin iradesi oturttu. Onun bu işi daha iyi kotaracağına, daha iyi becerebileceğine, adaletine, dindarlığına vesaire güvendikleri için güvenlerini bu yönde kullandılar. Yoksa Hazreti Ali Ebubekir'in görüşünün tam aksine görüş vardı orada. Hem de o sevip saydığımız müminler arasında. Ama baktılar ki Hazreti Ebubekir baskın geliyor. Ensar illaki bizden olsun diyorlardı. Allah muhacirleri övdüğü kadar ensarı da övdü Kur'an-ı Kerim'de. Yani Hazreti Ebubekir'in hilafetini istemeyen kafirdir diyebilir miyiz? Karşı aday vardı aralarında. Sa'd bin Muaz oradaydı. Ve adaydı. Hazreti Ebubekir, Ömer yetişemeydiler. Halifelerini seçeceklerdi ve büyük ihtimalle de artık böyle olsun denecekti. Ama çok yoğun bir katılım eksikliği, yani muhacirler, Hazreti Ebubekir ve Ömer de olmasaydı düşünün nasıl bir yarım yarım yarılma olurdu İslam toplumunda. Sadece Hazreti Ali'nin bile olmadığı yerde sorun çıktı. Hazreti Ebubekir ve Ömer de olmasaydı, Ensar Medine avantajını gole çevirselerdi, yani buradan hemen çabucak bir halife çıkarıp da bu yurt bizim, yer bizim, siz muhacirsiniz, sonradan geldiğiniz şeyiyle, inanın muhacirler dünyası ayrı bir dine ve ayrı bir mezhebe, ensar dünyası ayrı bir mezhebe evrilebilirdi. Ve bugünkü gibi Şia'daki gibi sınırlı bir kalabalık, cüz'i bir kalabalık değil, belki tam ortasından karpuz gibi bölünecekti. Demek ki orada bir eksiklik oldu ve bir heyecan oldu. Biri gelip kapıyı sertçe çaldı. Onlar Hazreti Peygamber'in cenazesiyle, yasıyla meşgulken, ne duruyorsunuz, çabuk yetişin, Ensar halife seçiyor. Koşa koşa elbiselerini çekiştire çekiştire gittiler. İnsanız hepimiz, bu heyecana gerek yoktu. Herkes çağrılsın, hani onların olmayışını avantaj için, avantaj olarak düşündü belli ki Ensar. Onu gelirlerse kendi Medinelilerine hakim olamayacaklarını düşündüler. Nitekim Hazreti Ebubekir geldi ve artık Medinelilere hakim olamadılar. Hazreti Ebubekir 3-5 kelam edince onlar dediler ki, Allah'ın elçisi hayatta olsaydı da herhalde buradan Hazreti Ebubekir'e işaret ederdi. En azından hisleri doğrusunun Hazreti Ebubekir olduğunuz. Hazreti Ebubekir, ben en faziletliyim, Resulullah'la birlikte hicret ettim, beni işte gördüğünüz gibi onlar namazı bana kıldırdığı gibi dini argümanlarla seslenmedi. Sözünde dedi ki, sözüne başlarken dedi ki, siz ensar dedi, yani sizi öve öve bitiremeyiz, hakkınız var. Ama şu Araplar var ya, yarımada planında konuşuyor. Şu Araplar Halife Kureyş'ten olursa daha kapsayıcı bir idarenin önü açılmış olur. Ensardan olursa lokal kalır. O zaman muhacirler de gider Mekke'de kendi yönetimlerini kurarlar. Bunu gördü, söyledi, herkes anladı mevzuyu. Çünkü o güne değin Kureyş yarımadada zaten etkin, hakimiyeti var. Kabe dolayısıyla etkin, ticareti dolayısıyla, gücü dolayısıyla etkin. İnsanlar sayıyorlar. Ama Medine lokal bir bölge. Diğerlerine bak, hepsi der ki Medine'den olsa bizden de olur. Kendilerini Medine ile eşdeğer görüyorlar. Ama Mekke'nin liderliği tartışılmaz. Bunu avantaja çevirelim dedi, İslam lehine. Dolayısıyla Kureyş'ten olsun teklifini. Bak böyle son derece stratejik bir açıklama bu. Hiç dini bir boyutu yok. Ve onların aklı buna yattı. Ve kendisini önermedi. Ebu Ubeyde'yi önerdi. Hani bunu kendisi için yapıyormuş. Bu açıklamayı kendisi için yapıyormuş şeyini
ortaya koymamak için ve samimiyetini de göstermek için bir yandan Hazreti Ebubekir'in Ebu Ubeyde'nin elini, diğer yanda Hazreti Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın elini tuttu. Bu ikisinden birini ben aday olarak sunuyorum dedi. Ne yaşanıyor burada? Bildiğin demokrasi yaşanıyor. İşte oy kullanmak haram. Oy kullandın mı kafir oldun vesaire. Bunlar sığ akıllarla ve mantıksız yaklaşımlarla bir zamanlar çok daha etkiliydiler. Ama nihayet milletimiz uyandı. Elhamdülillah iradesini ortaya koyabiliyor. O kadar iyi koyabiliyor ki iradesini ortaya. Birileri artık bu milleti sandıkta boğamayacaklarını anlayınca silaha başvurdular. Millet de peki öyleyse dedi. Göğsünü o mermilere gerdi. Hamd ediyoruz Rabbimize ki böyle bir sürece geldik. Artık kelimenin kendisi demokrasi diye, oylamanın adı referandum diye buradan küfür olur, gavurluk olur vesaire. Bunlar çocuklar bile bunları yemiyor. Buyur abi. Hocam şimdi bu toplumda sahabelerin toplumda İslam dışı kanun çıkma olasılığı var mıydı? Yoktu değil mi? Yani o toplumda seçimde İslam aykırı bir kanun çıkarma olasılığı yoktu. Ama bugün için böyle bir şey yok. Yani olasılığı yoktu diyemeyiz. Birbiriyle savaşmak olasılığı bile çıktı yani, ortaya. Ashabın gündeme getirdiği tüm kanunlar yine Kur'an değil mi? Kur'an dışı bir ahkam getirilme şansı ihtimali yoktu. Yani beklemeyiz diyelim. Yoktu diyemeyiz de. Çünkü insan bunlar. Yani birbirleriyle savaşma ihtimalleri de yoktu bana sorarsanız. Ama savaştılar. Savaş farklı bir şey. Zaten bu her zaman mümkün tartışmadan dolayı ama hiçbir ashabın İslam aileleri örneğin içki helal olsun diye bir şey getirme şansları yok. İhtimali yok. Ama bugünkü toplumlarda demokrasiyle tam buna aykırı şeyler olabilir. İşte bu liberal demokrasi dedikleri. Bundan imtina etmeliyiz. Biz bunu kabul etmemeliyiz. Böyle bir şey oylanamaz. Müminler şu an Türkiye'de yaşanan bir ıslah ve çok güzel yaşanıyor. Dün dediğiniz zaman eskiden bunlar olurdu. Ama şimdilerde getiremezsiniz bunu. Getirmemeliler. Yani biz müminler her zaman her seçenekte daha doğru olanına destek vermeliyiz. İleride bir tane yanlış ihtimal olur diye ilk seçenekte kalmak hiç makul bir şey değil. Elimizdeki yetkiyi, iradeyi her önümüzde gelen seçenekte en iyisi için kullanabiliriz. Hicret. Yani oyununda kalmalıyız aslında. Yani diğer türlü ben oyunun dışındayım. Yani çağrılıyorsunuz. Siz diyorsunuz ben gelmiyorum. Bu şu anlama geliyor. Sizin aldığınız karara ne çıkarsa ben tabiyim demektir. Çünkü tabiyetin var burada zaten. Ama hocam Darun Nedve'de mesela Resulullah veya ashabın en ileri gelen oradaki yönetime alet olmadılar. Çağrılmadılar, kabul edilmediler. Karıştırmayalım. Ama teklif edildi yani efendimize. Gel dediler, onlar, başımıza geçirelim. Hayır, her çağrıldığında Resulullah onlara gidip kendi görüşünü açıkladı. Onlar oturmuyorlardı da, konuşmuyorlardı da. Bir defasında çağırdılar onun görüşlerini. Resulullah heyecanla gitti. Hatta o esnada ama olan sahabi geldi. Resulullah o esnada onlarla birlikte oturmanın, Nedve'nin bir parçası olmanın ve görüşlerini açıklamanın heyecanıyla ama olan sahabiye bile yüz vermedi ve Cenab-ı Hak tarafından uyarı yedi. Dolayısıyla onlar yönetimin bir parçası olmaya davet ettiler de, fikrini açıklamaya davet ettiler de Resulullah bunu kabul etmiş, etmemiş değil. Resulullah her fırsatta kendi görüşünü açıklamaya, her mecrada bırakın Darun Nedve gibi etkili bir organda, böyle bildiğiniz panayırlarda bile kapı kapı dolaşıp kendi görüşünü seslendirmeye imkan arıyordu. Dolayısıyla görüşünü seslendirme, re'yini ortaya koyma, fikrini ortaya koyma her insanın hakkı ve ödevidir. Ben re'yimi ortaya koyacağım, sorumluluğum bu. Ama kalabalıklar farklı karar alacaklarmış. O da onların mesuliyeti. Yani bir gün böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğinizde yine re'yinizi doğru ortaya koyun. Ama sizin istikametinizde çıkmadı. O onların mesuliyeti. Kendi re'yinizin aynı rengini, kendi görüşünüzün aynı rengini ki bir mümin açısından bu içtihadi bir konuda farklı farklı olabilir.
en çok yaptığımız yanılgılardan bir tanesi de içtihadi olan bir konuda, öylesi de olabilir, böylesi de olabilir bir konuda kendimizi çok angaje ettik mi bir tanesine, diğerini küfre endeksliyoruz. Diğer tercih küfürmüş gibi. Yani borularla da gelebilir, yeraltı kaynaklarıyla da gelebilir. Su mesela. Biz kalkıyoruz, bir yeraltı kaynağını savunuyorsak, diyoruz ki bu daha az maliyetli, öteki yüksek maliyetli. O israfa giriyor. Dolayısıyla israfa gireni istemek günahtır. Hele hele bunu savunmak Cenab-ı Hakk'ın israf ayetleriyle ters düşer. Dolayısıyla küfürdür falan. İşte saçmalamaya başladık. Çünkü karşı taraf da diyor ki ya tamam bunun maliyeti fazla ama bunun ömrü uzun. Getirdiği, dağdan getirdiği suyun kalitesi farklı. Buna değer. Ne olur bu tür konuları kalkıp da israfla şununla bununla bir ilintiyle bulup da dini temel şeylerle iliştirip oradan bir küfür çıkarma heyecanı, hevesi, aşkı içerisinde olmayın. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Böyle yaparsanız her konuda, yani bildiğin şuranın rengi konusu mesela değil mi? Efendim neye boyayalım? Bir grup dedi ki yeşile boyayalım. Bir grup dedi ki işte kahverengi olsun. Oylayalım dedik. Günler geçti, kulağımıza geliyor diyelim sesler. Birileri diyor ki yeşil istemeyenler kafirdir. Nasıl yaptınız bunu? İşte yeşil İslam'ın rengidir. Ondan sonra yeşil ağaçların rengidir, doğanın rengidir. Cenab-ı Hakk'ın tercihi bu yöndedir. Bunun hilafına bir renk istemek küfürdür falan. Bunlar bildiğin harici zihniyeti ve anlayışı olabilir. Böyle bir yaklaşım olamaz. Yani her konuyu ama belirgin Allah Azze ve Celle'nin akdediği bir konunun karası yönünde müminler tercihte bulunamazlar. Karasını vaat edenler lehinde de tercihte bulunamazlar. Bana bu yetkiyi verirseniz ben bunu yaparım, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini takmam diyenler lehinde de tercihte bulunamazlar bana sorarsanız. Tam tersi, Yüce Yaradan'ın buyruklarına karşı saygılı olduğunu söyleyen ve bu yönde saygısını kaybetmeden kanun çıkarırken de bu anayasa değişiklikleri bağlamında mesela bir süre halktan istendi, teklif istendi. O zamanlar sıkça söylemiştim, müminler buraya bir mektup yazsınlar. Yani en azından anayasamızda biz Allah'ın sağladığı bir vatanda yaşıyoruz. Marşımızda bu vatanın, hüdanın bize bir armağanı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla hüdanın, yani Allah'ın armağanı olan bir yurtta, onun havasını solurken, onun buyruklarına aykırı bir kanun çıkarılamayacağına dair, en azından tek bir cümleyle bu millet kendisine bu vatanı bahşeden Yüce Yaradan'a karşı saygılıdır veya ona aykırı, yani bu saygıyı ihlal edecek bir durumda, bir duruma fırsat vermez. Öyle bir cümle korsunuz ki orada baştan sona, yani şeyinize bağlayıcı olur. Böyle bir şey teklif eden olursa günün birinde, değil mi? Ha, bu adımın atılması, bu da müminlerin çabasına, gayretine, taleplerini yüksek sesle seslendirmesine. O zaman sıkça söyledim, yani herkes böyle bir şey yazsın diye. Böyle bir madde Yüce Yaradan'ın buyruklarına karşı kanun çıkarılamaz anlamına gelecek. Bunu bir şekilde, evet. Bu çok iyi olurdu. Bu düşünülemeyecek kadar uzakta bir şey değil. İlk mecliste bu vardı zaten. Vardı zaten. Dolayısıyla asla olamaz. O asla olamaz diyenler bu vatanın gerçek sahipleri mi? Kim oluyor onlar? Düne kadar kendilerini böyle yansıtıyorlardı. Bu şu türden olanı asla olmaz. Şu kadar sayı olmazsa olmaz. Bugünlerde ne diyorlar? Tamamıyla evet çıksa bile olamaz bu iş. Bunların demokrasiye falan da inandıkları yok. Bunların bütün adaveti Müslümanlıkla, İslam'la ilişkilidir. Benim vaktim doldu. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekkum ve lisâirin mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min kablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkate lenâ bih.
وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.